Merhabalar. E, bugün Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İknur Başar ile pandemi sürecindeki sağlık politikalarını konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. İyi akşamlar e, herkese. E, i̇lk sorum şu olabilir: Bu son dönem pandemi sürecinin gidişatı ve son dönem gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet. E, pandeminin gidişatı e kaygı verici, ülke açısından da yurttaşlarımız açısından da kaygı verici bir boyuta ulaştı. Çünkü bundan yaklaşık 10 gün önce Sağlık Bakanı pandemi kontrol altına alındı, salgın kontrol altına alındı demişken Bursa'da yaptığı açıklamada ise e, salgının kontrolden çıktığını kendi ağzıyla itiraf etti. Özellikle İstanbul açısından e, durumu değerlendirdi. İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye'deki vaka sayısının yüzde kırkını teşkil ettiğini ve e, arttığını ifade etti. Gerçekten de e, çıkarılan genelgeler yasalara, e, düzenlemelere baktığımızda İstanbul açısından bütün hastanelerin Pandemi hastanesi yapılmasına dair yazı gönderildiği, ee, yine dün Sağlık Bakanının açıkladığı e, özellikle e, sağlık çalışanlarının e, izinlerinin iptal edildiği, e, emeklilik haklarının, istifa haklarının el, ellerinden aldığın, alındığına dair bir genelge yayınlandı. Şimdi bütün bu e, gelişmeler e, kaygı verici boyutta. Çünkü başından beri aslında pandeminin tüm yükünü çeken sağlık emekçileri ve pandemide yaşanan artışların suçu da halka yüklenmiş durumda. Sağlık Bakanlığı bu durumun neresinde? Sağlık Bakanlığı ve ülkeyi yönetenler pandemiyi ciddi anlamda rakamları gizleyerek, Bilimsel verilere uymayarak, bilim insanlarının uyarılarına dikkate almayarak pandemiyi bu boyuta getiren kendileridir. Fakat e, algı operasyonuyla pandeminin tüm yükünü ve suçunu vatandaşa yıkıyorlar e, ve yükünü de sağlık emekçilerinin sırtına, omuzlarına e, yıkıyorlar. Kaç gündür babam hastanede e, sağlık emekçilerinin neler yaşadığını Birebir gözlerimizle görüyoruz, tükenmiş durumdalar küçük dinlenme odalarında ee, ve yeterli test yapılmıyor, grip aşısına erişemiyor sağlık emekçileri ve pandemiyle aslında mücadele eden bir e, iktidar yok ortada, sağlık emekçileri var. Ee, şey... Peki ikinci soru olarak şunu sorabilirim, bu süreçte vurgulanması gereken temel talepler ne olmalıdır sizce? Evet, bu pandemi süreci tüm dünyada ve ülkemizde eşitsizlikleri derin olarak ortaya çıkardı, yoksulluğu derin olarak ortaya çıkardı ve pandemi aslında sınıfsal boyutuyla karşımızda tüm çıplaklığıyla duruyor. Ankara Tıp Odası'nın yaptığı araştırmalar, Türk Tabipler Birliği'nin, sendikaların yaptığı açıklamalara baktığımızda, sahada da aslında gözlemlediğimizde pandeminin en çok görüldüğü yerler e, fabrikalar, işyerleri <laughs> ve sağlık emekçileri e, en çok hastalığa yakalanıyor. Ve de tabii ki e, başından beri ücretli izin uygulamasını devreye sokması gereken hükümet... E, çalışanlara ücretli izin verip evde kalmasına izin vermedi. Aynı zamanda e, kamuda çalışan 3 milyon kişiye dönüşümlü ve e, çalışmayı getirirken işçilere dönüşümlü çalışmayı getirmedi. Dolayısıyla e, çalışma yaşamı devam ettiği sürece, üretim son gaz devam ettiği sürece pandeminin ye karşı iş yerlerinde gerekli önlemlerde alınmadığını bizler biliyoruz, pandemide yükseliş devam edecek. Halkımız bir yandan açlıkla, yoksullukla, bir yandan da hastalıkla karşı karşıya geliyor ve devlet hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmiyor bu süreçte. Oysa ücretli kesim peşin olarak vergisini ödeyen ve devletin bütçesini oluşturan kesim tüm ücretliler ve çalışanlar aslında. E, fakat bu ödedikleri vergiler hiçbir şekilde vatandaşa eğitim, sağlık, e, barınma, sağlıklı beslenme, e, ücretsiz internet olarak geri dönmüyor. Dolayısıyla burada temel taleplerden birisi, en önemli taleplerden birisi bir kere yoksul halkımızın ihtiyacı olan sağlıklı barınma, beslenme, hijyen ihtiyaçlarının devlet tarafından giderilmesi, ücretsiz internet karşılanması. Bunu salgının başından beri sol parti olarak ifade etmiştik. Tabii ki bunlardan bunlardan sonra da önemli olan mevzu e, sağlık hizmetlerinin Eşit ve parasız olarak tüm yurttaşlara sunulması gerekiyor. Çünkü e, salgında şunu gördük: tüm hastaneler pandemi hastanesi yapıldı ve kronik hastalığı olanlar, e, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, e, gebelerin, hastaların, normal hastaların gidebileceği herhangi bir hastane bırakılmadı, kamu hastanesi bırakılmadı. Dolayısıyla yurttaşlarımız Özel hastanelere yönlenmek durumunda kaldı ve özel hastaneler de bu süreci biz temiz hastaneiz diye reklam yaparak kullandı. Özel hastanelere giden vatandaşlar ücretsiz muayene olabileceğini, SGK ile anlaşması olduğundan dolayı ücretsiz yararlanabileceğini düşünürken kat be kat ilave ücret ödediler. Hem SGK'dan ücretini alan hem vatandaşın cebinden para alan özel hastaneler... Pandemiyi fırsata çevirdi ve karına kar kattı. Burada olan yoksul emekçi halkın e, muzo oldu. Hem sağlığını kaybetti, parası olmadığı için sağlığa erişemedi. E, dolayısıyla burada özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında da yapılması gereken 2002 yılında startı verilen sağlıkta dönüşüm programının bir an evvel sona erdirilmesi ve tüm hastanelerin, özel hastaneler başta olmak üzere, şehir hastaneleri başta olmak üzere acilen kamulaştırılmalıdır. Halka eşit, parasız sağlık hizmeti sunulmalıdır. Çünkü bu ülkede yaşayan herkes vergisini ödemektedir ve e, vergisini ödemese bile bu ülkede yaşayan herkesin sağlık hizmetine erişme hakkı vardır ücretsiz olarak devlet de bunu sağlamak zorundadır. İkincisi önerilerimizden e, bu süreçte özellikle e, sonbahar aylarıyla birlikte grip mevsimi geldi biliyorsunuz e, ve Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID sürecinde açıkladığı e, gerçek ve Sağlık Bakanının kendisini de açıkladığı ve teyit ettiği gerçek. Covid ile e, grip'in, influenza'nın birbirine karışabileceği, tetikleyebileceği ve dolayısıyla her yurttaşın grip aşısı olması gerektiğini ifade ettiler. Fakat gel gelelim e, ortada grip aşısı yok. E, özellikle risk grubundaki kronik hastalığı olan e, e, kalp, e, akciğer hastalıkları, e, kanser hastaları ve 65 yaş üstü e, yurttaşlarımızın ve 2 yaş altı çocukların mutlaka grip aşısı yaptırması gerekiyor. Bu e, mimaride 25 milyon yurttaşımız var risk grubuna dahil olma o, olan. Dolayısıyla ülkeye 25 milyon aşı getirilmesi gerekirken Sağlık Bakanlığı 1 milyon 350 bin aşı, grip aşısı getirdi. Ve risk grubunda olan yurttaşlarımız bile en avız sistemine girdiğinde Kendisinin grip aşısı yaptıramayacağını görüyor. Peki bu grip aşısını kim yaptıracak? Kime yapılıyor? Aynı testteki gibi acaba VIP hastaları mı e, yapılıyor bu grip aşıları diye kamuoyunda da biliyorsunuz ki tartışma başladı. Biz de sol parti olarak geçen hafta şu açıklamayı yaptık. Grip kapıda aşı karnede yapılıyor. E, VIP hastaya aşı var, risk grubuna aşı yok diye bir açıklamamız oldu. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ivedilikle grip aşısını temin etmek zorundadır. Bu onun yükümlülüğüdür. Kaldı ki 1953 yılında bu ülkede Hıfzı Sağ tarafından grip aşısı başta olmak üzere, verem aşısı başta olmak üzere aşı üretiliyordu. Aşı üreten bir ülkeyken, Aşı üreten e, olanakları özelleştirme politikalarıyla ortadan kaldırdı e, yönetenler, ülkeyi yönetenler. Hatta ilaç üreten bir ülkeydik. İki ilaç fabrikası da biliyorsunuz özellikle SSK ilaç fabrikası kapatıldı bu ülkede. Şimdi dışa bağımlı halde aşı ithal eder durumdayız. Dolayısıyla bir an evvel bu ülkede kamucu politikalara geri dönülmeli. Aşı üretimi, ilaç üretimi nasıl 1953 yılında yapılıyorsa bugün de yapılabilir. Bu ülkenin bilim insanları birikimi e, ve olanakları bu konuda vardır. Ama mesele burada tercih meselesidir. Hükümet ve ülkeyi yönetenler kimi tercih ediyor? E, sermayeyi tercih ediyor ve şirketleri tercih ediyor ki grip aşısını yurt dışından ithal ediyor bu ülkede devlet eliyle aşı üretimi yürü, e, yapılmıyor. Sonra e, bir diğer e, pandemiden çıkış yollarından en önemli e, şeylerden birisi eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe ve halkın e, sosyal ihtiyaçlarına bütçeden e, gerekli kaynak aktarılmasıdır eğitim ve sağlığa ayrılan pay çok düşük oranda. Geçen gün Sol Parti'nin yaptığı açıklamada da bunu gördük. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın bütçesi 7 bakanlığın bütçesine eşitken Eğitim Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi olabildiğince düşük ve bu bütçenin çoğu da Hayri Başkan'ın da ifade ettiği gibi personel giderlerine harcanıyor. Yani yurttaşa sağlık hizmeti olarak geri dönüş yapmıyor. Şimdi e, bizim sol parti olarak diğer bir önerimiz e, tüm hastaneler e, pandemi hastanesi yapılmaktan çıkarılmalı, şehir merkezindeki en az bir iki hastane e, normal hastalar için yani kronik hastalar için ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yurttaşlar için ayrılması gerekiyor. E, ve ulaşılabilir halde sağlık hizmeti sunulması gerekiyor. Evet Hande evet, duyuyor çok musun teşekkür. beni? <laughs> evet duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, gayet kapsamlı bir cevap oldu. Ee, evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa e, söyleşebilir yani, yani şunu söyleyeyim. söylemek istiyorum. Ee, kamusal sağlık bir haktır. Ee, eğitim bir haktır. Ee, ve Tüm yurttaşların bu ülkede yaşayan emekçi halkımızın bu hizmetlerden eşit parasız olarak e, yararlanması bir haktır. Bunun hak olduğu bilinci ortadan kaldırıldı yıllarca özelleştirme politikalarıyla, talan politikalarıyla e, ortadan kaldırıldı. Bize düşen görev bundan sonra e, sağlığın ve eğitimin diğer hizmetlerin bir hak olduğu gerçeğini, ve Kamulaştırma e, gerçeğini bilince çıkarmak ve tüm toplum olarak, halk olarak kamulaştırmayı talep etmek, haklarımızı istemek ve e, sağlık hizmetlerini yönetemeyen, bilim insanlarını dinlemeyen, e, sadece Twitter'dan tweet atarak sağlık hizmetini yönetebileceğini sanan Sağlık Bakanlığı'nın da artık bir an evvel bu başarı hikayesi olarak yazmaya çalıştığı hikayenin algı hikayesi olduğu gerçeğini bili biliyoruz Tüm halk bunu görüyor. Bir an evvel o koltuktan kalkmalı Bu e, sağlık sistemini e, emin olalım ki meslek odaları sendikalar e, bilimsel kuruluşlar ve sağlık emekçileri ve halkla birlikte e, çok daha eşit demokratik, tek elden bir yönetimi mümkün. Pandemide de asıl olan e, hastalandıktan sonra insanları tedavi etmek değil, insanların hastalanmasını engellemektir. Bu yönde koruyucu önlemlere, koruyucu sağlık hizmetlerine önem vermektir. Birinci basamak sağlık hizmetlerine e, salgının önlenmesi boyutunda önem verilmeli, yatırım yapılmalı, salgın bu şekilde önlenebilir. Sağlık haktır diyoruz, doğuştan kazanılmış bir haktır. Bunu talep e etmek her yurttaşın e görevidir. Bunu istemek ve örgütlü istemek önemlidir. O yüzden e şimdi bu paralı e düzeni Soyguncu düzeni, rantçı sağlık düzenini değiştirmek için birleşerek örgütlenmek ve değiştirmek zamanıdır. Biz değiştirebiliriz, sol değiştirebilir. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.